Şimdi çok sevdiğimiz bir büyüğümüzden gönlümüzde herkesin oturabileceği bir sandalye olsun. Yani herkesin ama herkesin oturabileceği bir sandalye olsun sözünü işitince akla şöyle bir soru geliyor tabii. Yani insan bazen yani insan mı değil mi insan suretinde ama yani Allah affetsin böyle böyle şeyler düşündüğümüz insanlar oluyor. Yani artık hani ya insanlık için yüz karası illallah yani teröristinden bilmem nesine kadar. Onlara da mı bu gönülde yer ayıracağız diye bir soru geliyor insanın aklına. Yani herkesin oturabileceği bir sandalye olsun. Ne demek yani? Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ya eyyühellezine amenu diye, ey iman edenler diye hitap olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'de. Ya ehlel kitap, ey kitap ehli, ey Yahudi Hristiyanlar diye hitap olduğu gibi, müşriklere hitap edildiği gibi, onları bir grup olarak, onların statüsü hakkında onlardan bahsedildiği gibi, aynı şekilde ey ya eyyühennas diye, ey insanlar diye bütün insanlara hitap edildiğini görüyoruz. Birçok ayet gelmedi. Ortak noktalar vurgulanıyor. Biz sizi bir anne, bir babadan, bir kadın, bir erkekten yarattık. Okunan ayet kelimeleri geçmişti. Tanışasınız diye. Kabilelere, gruplara ayırdık. Düşmanlık yapasınız diye değil. Hepinizin kökü bir atanız bir, hepiniz bir yerden eşit ettiniz. Hepinizde insanlık ortak paydası. Hazreti Adem'in genleri var. Hepiniz aynı noktada birleşiyorsunuz. Hepinizin ilk atası Hazreti Adem'i yaratan benim. Onu Havva'yı yaratan benim. Allah Teala insanların ortak paydasını, insanlık ortak paydasını vurgulamak için insanlara hitaben ey insanlar diye hitap ediyor. Kainatta insanlar arasında bir takım bağlar var. Değişik bağlar, iş ilişkilerinde ortaya çıkan bağlar var. Değişik bağlar var. Evlilik bağları var, ticari bağlar var. İşte Rabbimiz de bizim aramızdaki iman bağı, akit diyoruz. Akitler bağlar var. Bütün bu bağları canlılık kazandıran, bu bağlara bir mana kazandıran, derinlik kazandıran sevgi bağıdır. Sevgi bağı olmazsa nüfus, yani evlilik cüzdanınızda falanla falan evlidir diye yazmasının bir manası yok. Bir sevgi bağınız olmazsa iki ortak olarak bir yerde bir ticaret yapmanızın çok uzun boylu bir manası, çok bir faydası yok. Sevgi bağı olmadıktan sonra bu diğer bütün ilişkilerde, annenizle babanızla olan akrabalık ilişkilerinde, kardeşinizle olan akrabalık ilişkilerinde sevgi bağı koptuğu zaman sanki hiç aynı anneden babadan doğmamış insanlar gibi birbirine yabancılaşan insanlar, hatta birbirlerini katleden, birbirine her türlü kötülüğü yapan insanlar karşımıza çıkıyor. Demek ki sevgi bağı insanlar arasındaki en önemli bağ. Bu bağ yalnızca bizim inandığımız, bizim gibi inanan insanlar arasında olmamalı. Bütün insanlar arasında bu bağın tesis edilmesine ihtiyacımız var. Bu bağın tesis edilmesi için neler yapılabilir? Bağlar kurulması için neler yapılabilir? İşte bu manada söylenmiş bir söz, herkesin gönlünüzde bir yeri olsun. Kiminin Müslüman bir kardeşiniz olarak, kiminin bir insan olarak bir yeri olsun. Bir kötü huyu olabilir, kötü alışkanlığı olabilir. Kötü alışkanlığını kabul edeceksiniz manasına gelmez. Onu onayladığınız manasına gelmez. Onu bir tarafa bırakıp o kötü alışkanlığı, siz onun yaptığı insan olarak, insan özellikleri itibariyle ona saygı duymanız gerekir. Bu bugün çok önemli bir hakikat. Hatta biliyorsunuz ayrımcılık suçu var. Yani uluslararası bir suç. İnsanları ırkından, dilinden, mezhebinden, işte görüşünden, fikirlerinden dolayı toplu bir ayrıma tabi tutmak. Yaptıkları suçlardan dolayı değil. Siz falanlar böylesiniz, siz filanlar böylesiniz şeklinde bir ayrım yapmak bu insanlık suçu. Bütün insanların şu anda ittifak ettikleri bir suç. Bunu kim işlerse işlesin, hangi makamda olursa olsun bu bir suçtur, bu insanlık suçudur. Dinen de en büyük suçlardan birisidir. İnsanlar arasında ayrımcılık yapmak, insanları ayırıp, gruplara ayırıp, bir grubu arkasına alıp diğerlerini ezmeye çalışmak. Bunlar tarih boyunca, peygamberler tarihi boyunca görülmüş değişik zulüm çeşitleri.